Evet, merhaba arkadaşlar. Yine dop dolu bir konuyla, videoyla sizlerle beraberim. Kızıyorsunuz bana, çok arkadaşlar diyorsun, diyorsun diye. Haklı eleştirileriniz var, katılıyorum size. Ama yine dedim. Tabii ki bir ekran karşısında konuşmak o kadar da kolay değil arkadaşlar. Hatam olursa affola diyorum. Eleştirilerinizi dikkate alıyorum ama elimden geldiği kadar, çünkü ben birazcık arkadaşlar yine diyorum, isim özürlüyüm. Konulara başlarken isimleri aklımda tutamıyorum. Bir önceki videoda Deniz Akkaya, Tamer Karadağlı diyeceğime Deniz Akkaya, Haluk Bilginer demişim mesela. Tabii ki doğru değil. Konuları bahsederken çok fazla bu ı'yı kullanmam, e'yi kullanmam ama beni de hatalarımla kabul edin. Bugün konumuz çok önemli. Bülent Ersoy, Sayın Bülent Ersoy hakkında konuşacağız arkadaşlar. Biliyorum yine beni bir kesim topa tutacak, düşüncelerimi kabul etmeyecek ama maalesef bu hafta gündemde, Google'a baktığınızda Bülent Ersoy yine gündemde ve yine Kürtleriyle gündem yarattı arkadaşlar. Ben de kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Hak verirsiniz ya da vermezsiniz. O size kalmış ama ben bu konuyla ilgili konuşmak ihtiyacı hissediyorum. Bence aslında beni öncelikle Bülent Ersoy dinlemeli. Çünkü niye diyeceksiniz? Ben bu kadar büyük bir star olsam ben önce beni eleştirenleri dinlerim. Onun için öyle sabah programlarımda ne dersem şak 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 yapanları dinlemezdim yani ben olsam. Çünkü niye diyeceksiniz arkadaşlar? Yani şimdi kalkıyorsun, bu kadar büyük bir starsın. Bu kadar 40 seneye yakın ekranlardasın, ne bileyim işte insanların karşısındasın. Lep demeden leblebiyi anlayacak durumdasın demektir bu. Onun için mesela şimdi Bülent Ersoy çıkmış diyor ki işte Kürtlerimi Çağdaş Yaşam Vakfı'na bırakacağım, Türkan Saylan Vakfı'na bırakacağım. Yani bir kere absürt bir açıklama. Niye diyeceksin? Çünkü Türkan Saylan Vakfı, yani Çağdaş Yaşam, yani Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı, bunlar Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı olarak ne bileyim ilkokuldan başlamak üzere üniversite çağında böyle nitelikli özellikleri olan çocukları burslar veren bir vakıftan bahsediyoruz. Böyle bir vakıfın, tamam mı, bir ne bileyim bir statüleri olur, bir çizelgeleri olur, bir kuralları olur. Sen kalkıp magazin malzemesi ol. Ben bunu biliyorum ki Bülent Ersoy çok zeki bir kadın. Bu konuşulsun diye yapılmış bir açıklama, yardım olsun diye yapılmış bir açıklama değil. Niye diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü üstünde Çağdaş Yaşam Vakfı yazan birisi Kürtle anılmak ister mi ya? Düşünebiliyor musunuz bu absürtlüğü yani? Diyor ki benim Kürtlerimi bağışlıyorum yani. Kusura bakma da yani zaten açıklamada geldi hemen yani. Bir de ona öfkelenmiş, açıklamaya kabul edemeyiz demişler. Neden öfkeleniyorsun kardeşim, üstünde Çağdaş Yaşam yazan biri açık arttırmayla senin Kürtlerini mi satacak? Kürt diye bir şey kalmadı artık ya. Bir kere bunu anlaman gerekiyor. Kürt diye bir şey kalmadı. Çok az kullanılıyor. Gençlik kullanmıyor, yeni nesil kullanmıyor. Sen böyle bir şeyle gündem olmaya çalışarak bence Bülent Ersoy markasına zarar veriyorsun diye düşünüyorum. Etrafındakiler seni yanlış yönlendiriliyor. Her ne olursa olsun haber olmak senin statünde bir sanatçı için bence son derece olumsuz. Sen yolun başında biri değilsin artık ya. Sesinle, sanatınla, Türk sanat müziğini eserlerindeki hakimiyetinle insanlar üzerinde etki yapmış, sevgisini kazanmış, takdirini kazanmış bir sanatçı olarak seni biz taşınla, kürkünle anmak istemiyoruz yani. Sen aslında kendi ismine, kendi markana bence yanlış yapıyorsun. Bülent Ersoy markası bu saatten sonra, 40 yıllık sanat hayatından sonra Kürtle pırlantayla anılıyorsa bence sen çok yanlış bir yoldasın. Ben bunu herkesin söyleyemeyeceğini düşünüyorum. Bülent Ersoy için söylemezsem olmaz programında. Hala daha Seren Serengil yıkama yağlama yapıyor bir hayvansever olarak. Kürtler birçok hayvanın acı çekerek, tamam mı, derisinden, kürkünden elde edilen kıyafetler yani. Bunların artık savunulacak bir yanı kalmadı bu çağda.
Öyle değil mi arkadaşlar? Bunu savunacak bir çağ var mı? Seren Serengil çıkmış da ne diyor? İşte Çağdaş Yaşam Vakfı da işte bu açıklamayı keşke medyaya değil de kendisini el altından yapsaydı da bu konuyu böyle konuşulmasaydı. Pardon Serencim, Bülent Hanım bu konuyu gitti bir Kürtçü dükkanında Çağdaş Yaşam Vakfı'na tüm Kürtlerimi bağışlayacağım diye ekranlara o kadar magazincinin önünde söylüyor. Niye Çağdaş Yaşam Vakfı kalkacak da gizliden ona haber gönderecek kabul edemeyiz diye? Tabii ki kabul etmeyecekler ya. Kabul ederse kendisiyle çelişmiş olur. Bülent Ersoy'un da zaten hayır yapmak niyeti olsaydı onları tamamı kendi gibi Kürt severlere satardı. Gelen geliri de tamamı gizliden götürür Çağdaş Yaşam Vakfı'na bağışlardı. Ya da iki tane villa alacağına birinde otururdu. Diğerini Çağdaş Yaşam Vakfı'na bağışlardı. Bağış yaparken bile reklam yapmaya çalışıyor. Sansasyon yaratmaya çalışıyor. Bülent Hanım çok yanlış yoldasınız. Şimdi bazı Bülent Ersoy sevenler beni eleştiriyor. İşte Bülent Ersoy'u konuşmak sana mı kaldı? Eleştirmek sana mı kaldı? O yıldızdır, divadır. Ya hatadır arkadaşlar. Hata yapan Bülent Ersoy da olsa, halktan bir inşaat işçisi de olsa hatalıysa hatasını söylemek zorundayız. Yani burada da şakşakçılık yapacak halimiz yok. Kürt artık kalmadı yani. Ki seviyorsun diyelim, hadi vazgeçemiyorsun diyelim. Kardeşim bunu madem özel hayatında kullan, bunu ne bileyim afişe etme, bir Kürtçü dükkanında röportaj verme. Bu da yanlış bence ya. Böyle bir çağda yeni nesil zaten Kürt kullanmıyor. Bu kadar demode bir davranışı yapmak bence Bülent Ersoy markasına hiç yakışmadı. Bir de arkadaşlar, neden biz Bülent Ersoy'u, ne bileyim Bülent Ersoy Kültür Merkezi, Bülent Ersoy Musiki Cemiyeti, Bülent Ersoy Müzik Okulu, Sanat Okulu diye bir etkinliğin, ne bileyim bir böyle bir yer açıp da önünde reklamını yaparken görmüyoruz da bir Kürtçü dükkanında, pırlanta dükkanında görüyoruz ya. Bir de orada böyle işte askeri ücretten bahsediyor. Ay yazık falan. O yazık dediklerin, tamam mı? O yazık dediklerin senin kasetini, CD'ni aldı ve sen o yerlere o yazık dediklerin sayesinde geldin. Koskoca Bülent Ersoy ya. Evet eleştiriyorum. Evet bu yönlerini kabul edemiyorum ben. Son derece avam, görgüsüzce hareketler bunlar bence. Bunları söylemek zorundayım Sayın Bülent Ersoy. Bülent Ersoy olsam bile söylemek zorundayım. Artık 2020 yılında kalkıp da Kürt bağışlıyorum, Kürtlerimi bağışlıyorum demen çok absürt kaçtı bence. Verin ki hadi diyelim iyi niyetlisin, iyilik yapmak istiyorsun. ALS hastaları, lösemi hastası çocuklar var. İlik nakli bekleyen çocuklar var. Madem iyilik yapmak istiyorsun, ben senin yerinde olsam o Kürtleri el altından senin gibi sevenlere satar. Bir sürü yanında bunu yapabilecek elemanın var. Satar, oradan elde ettiğim geliri kalkar canıyla cebelleşen bir lösemi hastası, bir ne bileyim ALS hastası çocuğun hayatını kurtararak bir nebze olsun o Kürtleri kullanmanın kefaretini ödemiş olurum diye düşünüyorum ya. O çünkü o Kürtler elde edilene kadar yüzlerce hayvan işkence edilerek o Kürtler o hale geliyor. Bunu artık biliyorsun. Ya bile bile daha bunun kalkıp da bunun üzerinden prim yapmak, bunun üzerinden reklam yapmak bu kadar büyük bir stara yakışmıyor diye düşünüyorum ben. Hata da burada başlıyor zaten. Senin Kürtçü dükkanında röportaj vermen, senin ne bileyim bir pırlanta kuyumcuda veya pırlanta taş satan bir yerde konuşman bence son derece sakil artık ya. Sen yolun başındaki bir star değilsin ya. Sen geleceğin noktaya gelmişsin. Sen olacağını olmuşsun. Bu saatten sonra sana ne yakışır biliyor musun? Bir musiki cemiyetin önünde yapılmış bir hayır. Ne bileyim bir annenin tamam mı şu gözlerindeki çaresizliği gidermenin mutluluğu sana yakışır ya. Mutlu musun diye soracağım. Bence sen mutsuz bir kadınsın. İki tane villayı birleştireceksin ama bir tane odasında oturacaksın ya. Bir tane odasında oturacaksın. İki tane villayı tek başına yaşayan bir kadınsın. Yani iki tane villayı birleştirsen ne olur yani? Tamam ihtiyacınsa onu da yap. Ona da kabul. İhtiyacınsa kürk de al, pırlanta da al. Ama
bunların üzerinden insanlara, halka mesaj verme. Artık bunlar son derece demode konular. Sana yakışmıyor Bülent Ersoy. O yanındaki şakşakçılar sana belki de doğru akıllar, doğru bilgiler vermiyor. Bak ben beni belki sevmeyebilirsin, kabul etmeyebilirsin ama ben sana doğruyu söylüyorum biliyor musun? Sen mutluluğu bu saatten sonra nerede bulabilirsin biliyor musun? Bir annenin gözlerindeki çaresizliği görüp onun çaresi olup, tamam mı, kanatsız melek olduğunda mutlu olabilirsin bu saatten sonra. İnan buna. O kürkten daha çok mutlu edecek seni. Bir ALS hastası çocuğun annesini, o çocuğu mutlu etmek, o kürkü aldığından daha çok mutlu edecek. Çünkü onların o enerjisi sana geçecek. Kolektif bir dünyada yaşıyoruz. Zannediyorsunuz ki birbirimizden kopuğuz. Hepimiz birbirimize görünmeyen ipçiklerle bağlıyız. Her bir insan bir hücre gibi diğer bir insanla birbirine bağlı. Yani sana birileri yanlış akıl veriyor. Sen dört tane villayı yan yana bitiştirip sahibi olsan ne olur ya? Onu da sahibi ol ama yani bununla bunu 100 milyar harcadı, pırlantacıyı kapattı, en büyük taşı satın aldı. Orada işte Seren'in partneri İlkay diyorum, nedir onun ismi, getiremedim. Diyor ki yok işte bir tane yüzüğü varmış, han alınıyormuş da yüzük almış bilmem, onu anlatıyor. Orada onu şakşakçılık yapıyorlar. Çok para sahibi olmak, çok iyi insan olmak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bunlar övünç meselesi olamaz. İnsan yokken dik durabiliyorsa, varken de küçülebiliyorsa insandır yani. Arkadaşlar, bu Bülent Ersoy da olsa aynı, dünyanın herhangi bir star, yerindeki star için de aynı şey geçerlidir. Anlatabiliyor muyum? Sen ne bu ya, bu güç zehirlenmesi, şöhret zehirlenmesi, kürk zehirlenmesi yaşıyorsun Bülent Ersoy. Hangi çağda yaşıyoruz ya? Daha bir de ölmeden işte ölü kürklerini bağışlıyorsun. Bir de bunun genetiği de sağlam. Babası 90 yaşında. Bu 120 yaşına kadar yaşadı diyelim ya. 30 sene sonra biz kürkün, kimse kürk giymeyecek yani. Boş bir nasıl diyeyim, boş bir hayrın, boş bir dedikodusunu yapıyoruz. Ve sana yakışmıyor, senin ismine yakışmıyor, senin markana yakışmıyor. Sen büyük bir starsın, isminin ağırlığına yakışır hareketlerde bulunmalısın. Biz Bülent Ersoy'u sürekli pırlantasıyla, kürküyle, eviyle değil de daha sanatsal faaliyetleriyle konuşmalıyız. Keşke yapsaydın da ne bileyim bir anneyi mutlu etseydin, ne bileyim bir lösemi hastasını iyileştirseydin, ne bileyim belki de yapıyorsun. Yapıyorsan da konuş, bunları konuşalım biz kardeşim ya. Dünyanın en büyük pırlantasını alsan ne olacak, yapar mı? Yani aldığın gün mutlu oldun diyelim, ikinci gün ama emin ol, çaresiz bir annenin çaresi olduğunda o annenin, o çocuğun göndermiş olduğu enerji seni var ya istemediğin kadar mutlu edeceksin. Sonra hayatım ölüm var ya, gelmişsin 70 yaşına. Ne kadar daha yaşayacağını düşünüyorsun? Ne oldu Behiye Aksoy, gazinolarda en büyük assolisti, gazinoların önünde insanlar kuyruğa girermiş onu izlemek için. Son 15 senesini bir huzur evinde geçirdi. Belki oğlu arada sırada gitti. Yapayalnız öldü gitti yani. Biraz da öbür tarafa çalışın ya. Biraz da öbür taraf için çalışın. En büyük taşa, en büyük eve, en büyük... Zaten bunları yaşamışsın bu yaşına kadar. Yani senin bu saatten sonra mutluluk arayışın bunlar olmamalı. Bunlar mutlu etmez insanı, emin ol. Gerçekten bunlarla insan mutlu olamaz. Ben isterdim ya Bülent Ersoy Kültür Merkezi. Bülent Ersoy Musiki Cemiyeti. Sen emin ol, böyle bir şeye kalkışsan arkandan yüzlerce iş adamını da sürüklersin, o projeye yüzlerce hayranını da bir şekilde hayır yapmasına vesile olabilirsin. Senin ismin böyle şeylerle anılması lazım ya. Sen yolun başındaki bir star değilsin ki, ya da yolun başındaki bir star olma niyetindeki bir eleman değilsin ki ya. 40 sene en büyük parayı kazanmış, en büyük gazinolarda çalışmış, en büyük star olmuş, bu kadar zirvede bir kadını ben kabullenemiyorum kürkçü dükkanında kürkle şov yaparken görmeye ya. Ya bir de buna kalkıyorsun, magazine, basına malzeme vermek için
bu kadar önemli bir vakfı alet ediyorsun. Çağdaş Yaşam Vakfı ne yapacak? Senin kürklerini satıp da burs verdiği öğrencilerine mi kullanacak? Sen gerçekten hayır yapmak istiyorsan o kürkleri farklı bir şekilde değerlendirirdin. Oradan gelen geliri de götürürdün oraya, bir şekilde nakit olarak onların katkıda bulunurdun. Ne yapacaklar? Soytarılık mı yapacak ya koskoca Çağdaş Yaşam Vakfı? Ne yapacak? Açık artırmayla Bülent Ersoy'un kürklerini satıyoruz mu diyecek ya? Yakışır mı böyle bir kuruma? Böyle bir Türkan Saylan'ın adına bunlar yakışır mı? Huysuz bir cin ne yaptı ya? Hiç ne parasını bildik, ne bilmem ne kadar bağışlayacağını bildik. Evini, sevgili Seyfi Dursunoğlu, evini, bankadaki nakitini giderken götürdü, uslubunca bir yere bıraktı gitti ya. Helal olsun. Zeki Müren Mehmetçik Vakfı'na, o işte. Yani sana bu yakışır Bülent Ersoy. 70 yaşından sonra böyle abuk subuk magazin haberlerine konu olmak için yaptığın sansasyonel konuşmalar sana hiç yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Ben üzülüyorum. Ben Bülent Ersoy'u severdim arkadaşlar. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben Bülent Ersoy'un hala sesine, sanatına saygı duyuyorum. Bir tarzı olduğuna inanıyorum. Abartıyı en iyi taşıyan kadınlardan birisi. Tabii ki iyi özellikleri çok fazla, vasıfları çok fazla. Ama bu demek değildir ki hatalarını söylemeyeceğiz, yanlışlarını. Her yanlışına da şak şak yapacağız. Kardeşim olmaz ya. Kalkmış Seren Serengil orada yıkama yağlama yapıyor hala. Ayıp ya. Yanlışına yanlış diyebiliyorsan sen onun dostusun, arkadaşısın, gerçek sevenisin ya. Ben bence senden daha dürüst davranıyorum burada. Kalkmış orada İlkay yüzüğünü diyor ki yüzüğü han alırdı, yüzük almış. Öbürü de diyor ki işte Türkan Saylan'ın vakfını, ne bileyim Çağdaş Yaşam Vakfı'nı sorgulayacak neredeyse. Keşke bunu magazine değil de işte el altından Bülent Hanım'ı arayıp da söyleseymiş. Bülent Hanım bunu gitti kürkçü dükkanında söyledi ya. Niye el altından söyleyecek koskoca bir kurum ya? Bir star ağzından çıkan kelimelere dikkat edecek arkadaşlar. Starım diyorsa. Seni bu halk, bu işte o yazık dediğin halk senin kasetlerini, CD'lerini aldı. Senin konser salonlarını doldurdu. Seni ekranlardan izleyerek sana rating sağladı ve sen onların sayesinde o geliri elde ettin. Daha hayırlı işlerde kullanabilirsin sevgili Bülent Ersoy. Onun için son derece hatalı buluyorum Bülent Hanım'ı burada. Bana kızan kızsın arkadaşlar ya. Yeter artık bu kadar paranla, pulunla, pırlantanla, kürkünle hava yaptın ya. Ben utanırım ya. Ben şahsen utanırım. İşte 100 milyarlık alışveriş yaptı. Böyle bir haberi emin olun arkadaşlar. O kürkçü dükkanına çağırdığı basın mensuplarıyla önce de bunun kritiği yapılıyor. Ne soracakları, ne sorulmayacakları. Bana bu tarz sorular sorma dese Bülent Ersoy, böyle sorular sormazlar ya. Yani neden para, yani bu neyin aşamamışlığı, neyin hırsıdır ben algılayamıyorum. Sen 70 yaşına kadar bu ülkenin zirvesindeki bir kadınsın ya. Emin ol Bülent Hanım. Bakın arkadaşlar, yanlış kişiler belki yönlendiriyor. Emin ol Bülent Hanım. Çaresiz bir annenin çaresi olduğunda, o kürkleri aldığında, o pırlantayı aldığındaki mutluluktan daha büyük bir mutluluk yaşayacaksın. İnan bana. Mutluluk onlar da olsun, olmasın demiyorum. Güzel, standartları yüksek bir hayat yaşamak istemen suç değil. Ama bunları magazin malzemesi yapman, bunları insanın gözüne sokman, hele de şöyle bir pandemi sürecinde, biliyor musun ki pandemi sürecinde işinden atılan, 1000 lirayla geçinmek zorunda kalan insanlar var. Sen hiç mi haber izlemiyorsun ya? Hiç mi televizyonu açıp da şu haberleri izlemiyorsun, insanların feryatlarını görmüyorsun? Geçen gün yine ailesi bir hastanın babası, ailesi hastalı bir çocuğun babası Sağlık Bakanlığı'nın önünde eylem yaparken orada ona dediler ki demagoji yapıyorsun. O demagoji yapıyorsun dedikleri adamın çocuğu ölmüş ya. O da diyor ki ben diyor çocuğum ölüyor diyor. Neyin demagojisi diyor ya. Çırım çırım çığırıyor ya. Sen işte o babanın o çocuğunu kurtarmış olsaydın milyonlarca kürke bedeldi. O ham değerindeki pırlantalarına bedeldi yani.
sen mutluluğu buralarda aramalısın artık ya. Biraz da öbür tarafa çalış. Hep Allah 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 diyorsun ya. Yapıyorsan da paylaş, örnek ol. Biz de buralardan gurur duyalım seninle. Yaptığın bu hayırları konuşalım ya. Bu saatten sonra koskoca Bülent Ersoy markasına böyle şeyleri konuşmak, bunlarla anılmak yakışır mı arkadaşlar? Sizlere sesleniyorum. Madem bu kadar büyük bir ismin var, bu kadar büyük bir sanatın var, bu kadar büyük bir kitleyi arkana almışsın, bunlara bir minnet duyacaksın ya. Bunlar için bir şeyler yapacaksın ya. Git bir ne bileyim yaşlılar yurdunda bir ne bileyim bir vakıfın önünde bir konser ver ya. Git o yaşlıların gözündeki mutluluğu gör ya. Git onlara değerli olduğunu hissettir. Ben buraya sizin için geldim. Sizin için konser veriyorum de. Onların o mutluluk enerjisi sana yansısın ya. İçindeki kötülüğü öldür bence Bülent Hanım. Çok fazla egonuz, çok fazla kibriniz sizi hapsalmış durumda. Hapsolmuşsunuz siz bunlara bence. Ben buradan Bülent Ersoy'a sesleniyorum. Sayın Diva, Sayın Bülent Ersoy, bu saatten sonra sizin mutluluğunuz çaresiz bir annenin gözündeki kederi silmektir. Anlatabiliyor muyum? Bir hayat kurtar ya. Hadi ver el ki yaptım bu hataları, aldım bunca kürkü. O kürkler oluşana kadar binlerce hayvan eziyet gördü. Hiç değil misin? Hayırlı bir amaç uğruna onları sat ve ölmek üzere olan çocukların hayatını kurtar. Hem bir hayat kurtar, hem bir anne babayı mutlu et. En azından bu şatafatın kefareti olsun ya. Benim bu sözlerim sana kimse söylemez. Öyle şovanist bir şekilde Türkan Say'la ne bileyim Çağdaş Yaşama Vakfı'na bağışlıyorum falan. Belki ki Allah kimin ne kadar yaşayacağını bilmez. Belki 100 yaşına kadar yaşayacaksın. 100 sene sonra senin kürkünü kim ne yapsın? Millet uzaya gidecek ya. Bunlar eskidendi. Şimdi yok işte bir de neredeyse aklayacaklar karıyı. Padişah da giymiş de Atatürk de giymiş de. O zaman dünya nüfusu 2 milyardı ya. Ve o zaman tekstil bu kadar gelişmemişti. O zaman tekstil bu kadar gelişmediği için hayvanların kürküne ihtiyaç duyuluyor olabilir. Ama şimdi duyulmuyor arkadaşlar. O kadar tekstil gelişti ki birebir aynısını yapan aynı kürkün kalitesinde imitasyonlar var. Ne olur ya ölmezsin ya, imitasyonunu kullan ya. Sen 10 dakika hava yapacaksın, magazine malzeme vereceksin diye masum canlılar ölmesin. Bugünden sonra çıkıp diyebilirsin kürk kullanmayacağım. Kullandığım kürkleri de ölmekte olan çocukları yaşatmak için bağışlayacağım deseydin herkes seni ayakta alkışlardı. Herkes seni ayakta alkışlardı. Bana Bülent Ersoy hayranları kızabilir ama Bülent Ersoy olması yanlış yaptığında söylemeyeceğiz anlamına gelmez arkadaşlar. Yanlış yolda. Kendisi de bence kendine yanlış yapıyor. Mutluluğu yanlış yerde arıyorsun ya. 250 odalı evin olsa ne olur? Bir tanesinde oturacaksın. Ne starlar geldi geçti. Mutlu olmak istiyorsan mutlu etmen gerekiyor. Hayatta neyi istiyorsan onu vermelisin arkadaşlar. Onun için herkes bence bulunduğu noktayı iyi değerlendirmeli. Bu kadar büyük starlar kalkıp da böyle ucuz magazin malzemeleri vermemeli. Bir de bunlara değerli kurumları, dernekleri alet etmemeli arkadaşlar. Etmemeli yani. Hayat lüksten, şaşadan, kürkten, paradan, yalıdan, konaktan ibaret değil arkadaşlar. Tamam bunlara sahip olmanızın bir sakıncası yok ama bunları insanın gözüne sokmanız, bunlarla hava atmanız son derece yanlış ya. Sen artık bu olgunlukta bir kadın olmalısın bence Bülent Ersoy. Ben sana yakışanı söylüyorum aslında. Ben doğrusunu söylüyorum. Ben Seren Serengil gibi yanlışlarını alkışlamıyorum. Ben sana diyorum ki senin adını Bülent Ersoy Kültür Merkezi, Bülent Ersoy Musiki Cemiyeti olarak görmek istiyorum diyorum ya. Ne kadar özel bir şey söylüyorum. Öldüğünde bile bu şekilde anılıyor.
ne diyeceğiz yani, Bülent Ersoy'un kökleri demode yani. Bülent Ersoy'un kökleri diye sana kimse hayranlık duymayacak yani. Zaten duymuyor. Emin ol, duymuyor kimse bunlara hayranlık. Bunu çevrendekiler sana söyleyemiyor olabilir ama ben sana söylüyorum. Markana zarar veriyorsun, ismine zarar veriyorsun. Güç zehirlenmesi, şöhret zehirlenmesi, kürk zehirlenmesi, pırlanta zehirlenmesi içerisindesin. Umarım Allah seni ıslah eder. Umarım doğruyu bulursun. Umarım bunların mutluluk getirmediğini anlarsın. Anladığında da çok geç olmuş olmaz. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerim aslında birkaç tane daha magazin haberim vardı ama hem bu videoyu uzatmak istemiyorum hem de gerçekten bu konunun arkasından diğer konuları konuşmak istemediğim için onlara değinmiyorum. Bülent Ersoy umarım beni dinliyordur. Adına, şanına yaraşır işlerle anıl. Anlatabiliyor muyum? Yolun başındaki star olmaya çalışan figürlerin yapmak istedikleriyle değil de bu kadar elde ettiğin güce, bu kadar elde ettiğin maddiyata yakışır bir şeyler yap. Artık biz seni senin adına yakışır şeylerle görelim ya. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım izleyenler Bülent Ersoy konusunda söylediklerimi yanlış algılamamıştır. Bunun sanatıyla, sesiyle bir alakası yok. Ama her yanlışını da alkışlamayacağız arkadaşlar. Lütfen beni yanlış anlamayın. Şimdi biliyorum Bülent Ersoy hayranları bana gene sen işte neden böyle konuşuyorsun diyecekler ama her yanlışını Bülent Ersoy'un alkışlamak zorunda değiliz. Bu konuda hatalısın Bülent Ersoy. Bu kürk sevdasından vazgeç. Vazgeçemiyorsan bile milletin gözüne sokma. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sevgiyle ve saygıyla kalın. Kucak dolusu sevgiler.